Bugün Boğaziçi Direnişi'nin 137. günü. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak bugün de aylardır olduğu gibi alanlarda özgür ve özerk üniversite taleplerimizi yinelemek için toplandık. 4 Ocak'tan beri sürdürdüğümüz direnişin ve ülkemizin bu kısacık zamanda geçirdiği korkunç değişimler her gün tarihimize tekrar tekrar sunduğu bir gerçeği göstermektedir. Halklarının sesini dinlemeyen yönetimler ilelebet felaketle karşılaşırlar. Ekonomimizin, toplumumuzun, günlük yaşantımızın, eğitim sistemimizin durumu belli. Yaşadıklarımız belli. Halkının sesini dinlemeyi bırakın, üstüne halkın bir parçası olarak biz öğrencileri, fikirlerimizi belirttiğimiz, taleplerimizi haykırdığımız, yaptıklarına ses çıkardığımız için aylardır işkenceye uğratanlar, zamanı gelince bütün bunların hesabının sorulacağını unutmamalıdırlar. Melih Bulu isimli AKP'li politikacının okulumuza başına getirdiği belalar gün geçmiyor ki bir bitsin. Sanıyoruz ki haberlere boy boy çıkıp Melih Bey çok zekidir. Kahve makinesi yapar gibi şeylerle ona yaranmaya çalışan arkadaşı Volkan Gazioğlu ismindeki bir şahsı geçen gün aniden okulumuza danışman olarak atanmıştır. Okulumuza hocalarımızın, mezunlarımızın giremediği günlerde rektörün özel davetiyle içeri giren AKP'li iş adamları, futbol kulübü başkanları, çeşitli kahvehane müdavimleri rektörlük binalarında partiler yapıp fotoğraflar çektirirken bizlere çikolata verip şov yapmaya çalışan ve sosyal medyada akademisyenlerimize hakaretler yağdıran bu kişiyi tanımıyoruz. Kendisine yerine çok alışmamasını, diğer tüm kayyumlarla beraber sepetleneceğini söylemekten de onur duyarız. Boğaziçi öğrencileri olarak okulumuza bir anda getirilen onlarca güvenlik kamerasıyla ilgili sorularımız da halen cevaplanmadı. Bu yönetim, kimya laboratuvarlarımız dökülüyor, yurtlara kontenjan eksikliğinden maddi durumu iyi olmayan öğrenciler alınamıyorken, vergilerimizi ne cüretle bizi dikizlemek için binlerce TL verip kameralara israf etmişlerdir. Bu hangi vicdana sığar? Okulumuzun ve ülkemizin geleceği için tek adam rejiminin ve bunun iz düşümü olan yapılanmalara karşı sağduyulu, vicdan sahibi herkesi Boğaziçi direnişinin yanında olmaya davet ediyoruz. Biz buradayız. Bir yere ayrıldığımız yok. Siz bizi dinleyene, okulumuzu terk edene kadar alanlardan ayrılmayacağız. Başta Melih Bulu olmak üzere Naci İnce, Fazıl Önder Sönmez ve Gürkan Kumbaroğlu'ndan oluşan kayyum kadro ve tüm kayyumlar derhal istifa etsin. Dava süreçleri devam eden ve ev hapsinde olan bütün arkadaşlarımız serbest bırakılsın. Üniversite rektörleri, üniversitelerin tüm bileşenlerinin dahil olduğu bir seçim ile belirlensin. Okulumuza açılmaya çalışılan kayyum fakülte kararları geri çekilsin. Usulsüzce kapatılan LGBTİ çalışmaları kulübüne kulüp statüsü geri verilsin. Cidekörü ofisini fiilen durdurmaya yönelik tüm kararlar geri çekilsin. Kampüsleri abluka altına alan polis okulu terk etsin. Bir darbe kurumu olan Yüksek Öğretim Kurumu kapatılsın. LGBTİ artı öğrenciler ve tüm LGBTİ artıların temel insan hakları ve tüm anayasal hakları tanınsın. Tüm bunları ve daha fazlasını söylemeye yüreğimiz yetiyor. Yaşasın öğrenci dayanışması. Yaşasın öğrenci dayanışması. Yaşasın öğrenci dayanışması. Yaşasın öğrenci dayanışması.